geldiniz. Esenyurdumuzun tüm bileşenleri olarak Esenyurtlulara selam gönderelim. Şu zalime kal bu gece, kal ya da git. Azrail'im şu canımı al bu gece, al ya da git. Ben bu gece ölmezsem ölmem hiçbir vakit. Daha gibi bir de böyle geçti sanki vakit. Bir güzelin hatırı. Evet, şimdi sevgili Haluk Levent, bana göre bir sanatçıdan fazlasıdır. Sebebi de şu, halkının, toplumun dertleriyle dertlenen bir insandır. Nazım ne demişti? Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Yaşasın barış, yaşasın kardeşim. Kaymakamım, değerli eşleri, kıymetli il dernekleri başkanı ve 46 tane güzide değerli ilimizin başkanları, 81 ilden büyük umutlarla göç ederek gelmiş ve Esenyurt'umuzu yurt edinmiş kıymetli Esenyurtlular, festivalimize hoş geldiniz. Yaşar Kemal, dünya eğer tek çiçekli bir bahçe olsaydı çok sönük ve kurak olurdu dünya. Ama dünya bin bir çiçekli bir bahçe olursa güzel bir dünya olur. İşte burada bin bir çiçekli bir bahçenin içindeyiz. Her bir il bir çiçeği temsil ediyor. Buradan bütün Anadolu'ya, Trakya'ya, bütün illerimize selam olsun. Kıymetli Esenyurtlular, biz göreve geldiğimiz günden beri Esenyurt'umuzu el birliğiyle ileriye taşımak için kendimize hedefler koyduk. Yani belediyeciliği el yordamıyla yapmıyoruz. Biz Esenyurt'ta bir model uyguluyoruz. Bu modelin ayakları var. Bu ayaklar aynı zamanda bizim bu süre içinde gerçekleştireceğimiz en büyük projelerin baş hedefleridir. Bunlardan bir tanesi barış ve kültür. O nedenle bir mottomuz barış ve kardeşlik şehri Esenyurt'tur. Çünkü Esenyurt'tan 81 ilden göç ederek gelmiş insan var, 101 ülkeden insan var, 80 dil konuşuluyor. Yani adeta küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. Bu değerli başkanlar bugün burada bu sahnede her biri bir ili temsil ediyor. İşte o nedenle ikinci mottomuz
kültür, sanat ve sporun başkenti Esenyurt. Onun için de festivaller yaptık. Şu ana kadar 3 tane festival yaptık. Bir uluslararası bir festival yaptık. 35 ülkeden 550 kişiyi ağırladık. Burada bir hafta misafirimiz oldular ve bizi yüreklerine koyup ülkelerine gittiler. Sonra gençlik festivalini yaptık. Şimdi kardeş kültürler festivali yapıyoruz. Başkanım gelme başkanım. Ve sonra bir ay sonra edebiyat festivali, kitap festivali yapacağız. Ondan sonra kadın emeğini değerlendirme festivali yapacağız. Yani bu mottomuz boş bir motto değil. Altı dolu ve bundan sonra da bunun arkası gelecek. Çünkü biz inanıyoruz ki ancak sanatın ve kültürün gücüyle bir kentleşme yaratabiliriz. Bu festivalde ülkemizin dört bir yanından gelen insanlar var. Her dilden, her cinsten insan var. Biz onların hepsini kucaklıyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Sünnisiyle, Alevisiyle biriz, bir bütün parçasıyız diyoruz. İşte onun için bu meydanda horonlar tepilecek, halaylar çekilecek, zeybek oynanacak. İşte bu meydanda, bu çadırlarda aşıklar atışacak. Dengbejler kuram söyleyecek, Abdali Zeynik eden. Ve bu meydanda türküler söylenecek, şarkılar söylenecek. Bu meydanda söyleşiler olacak. Ülkenin önemli yazarları, çizerleri, sanatçıları burada kültürle ilgili etkinlikler yapacaklar. Bu meydan sizi sanata ve kültüre doyuracak ve siz iyi ki biz Esenyurtluyuz diyeceksiniz. Çünkü mottomuzun biri de mutluyuz çünkü biz Esenyurtluyuz. Evet, ben aday olduğumda bir söz verdim. Dedim ki Esenyurt'taki belediyeciliğin en önemli şiarı, ilkesi şu olacak. Bir, adil olacağız. İki, eşit olacağız. Üç, kapsayıcı olacağız. Dört, ulaşılabilir olacağız. Ve her daim Esenyurt halkının hizmetinde olacağız. Çünkü mutlu olmanın yolu kendi sevdiklerini mutlu etmekten geçer. Sizi seviyorum. Sizi mutlu etmek, sizi mutlu görmek beni de mutlu ediyor. O nedenle bundan sonraki bir şiarımız da mutluyuz çünkü Esenyurtluyuz. Bir imajla karşı karşıyayız. Her ilde, her ilçede olan bir takım problemler olabilir. Burada da olabilir. Ama Esenyurt yıllardan beridir biraz medyanın da aslında etkisiyle Esenciliz diye anılıyor. Sanki bir suç şehriymiş gibi. Biz bunu reddediyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Esenyurt İstanbul'un en büyük ilçesi. Türkiye'nin en büyük ilçesi ve bundan sonra da en gözde ilçesi olacak. Ama bunu ancak sizler evet derseniz, destek verirseniz sizlerle birlikte bunu başarabiliriz. Ben bunu başarmaya azmetmişim. Siz de buna destek vermeye var mısınız? O zaman daha büyük bir zenginlik olabilir mi? Bundan daha büyük bir kardeşleşme olabilir mi? Bundan daha iyi bir kardeş kültürler olabilir mi? İşte bu Türkiye'nin örneğidir. Burada bu örneği ihya edeceğiz, inşa edeceğiz ve bunu İstanbul'a hediye edeceğiz. Oradan da Ankara'ya, oradan da Türkiye'ye.
Türkiye'ye hediye edeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Hep birlikte mutlu olmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da bizden desteğini esirgemiyor. Huzurunuzda ona da teşekkür ediyorum. Bir alkış istiyordum Ekrem İmamoğlu için. Belediye Başkanım, kıymetli il dernek başkanlarım, değerli muhtarlarım, siyasi parti temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Başkanımız çok güzel konuştu. Birlik, beraberlik dedi, kardeşlik dedi, huzurlu, mutlu, esen yurt dedi. Bunların hepsine altına imzamı atıyorum. Aynı duyguları paylaşıyorum. Amacımız, hedefimiz ortak. Esenyurt'un hizmet kalitesini, hizmet standartlarını daha yukarıya çekmek, sizlerin çocuklarının daha güzel eğitim ortamlarında eğitim görmesini sağlamak, sizlerin sağlık sorunlarını daha yüksek standartta hastanelerde çözmek, inşallah Esenyurt'umuzu daha huzurlu, daha güvenli bir ilçe haline getirmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Büyük katkıları olan belediye başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer'e katkıları için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Başkanım için büyük bir alkış rica ediyorum. Geldiği günden beri Esenyurt'a uyum sağlayarak ve Esenyurt halkıyla iç içe, sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarla, belediyemizle, bütün Esenyurt'un paydaşlarıyla iç içe olan ve gece gündüz Esenyurt için emek veren Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kaymakamım, bizi alkışlamak istiyorum. Bugün bu meydanda Mezopotamya'nın çocukları var. Karadeniz'in çocukları var. Bugün bu meydanda Fırat'ın çocukları var. Hoş geldiniz. Hazreti Mevlana torunları var. Yunus Emre'nin torunları var. Aşık Veysel'in torunları var. Hoş geldiniz. Bizler gökkuşağının birer rengiyiz. O gökkuşağını gökkuşağı yapan şey ne? Renklerin birliği, güzelliği, farklılığı. İşte Anadolu'nun zenginliği, işte bizim Esenyurt'umuzun kalbine sizlerle beraber atıyor. O yüzden hepinizi çok seviyoruz. Sizleri bir kilim deseniz sizleri halayla, horonuyla, biz birlikte Türkiye'yiz diyorsanız bir kent neden festival yapar? Renklerin buluşup kaynaşması, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olması, kültürlerimizin tanımamız, dostluğumuzu, dostluk gücümüze güç katmak için İl Dernekler Birliği olarak bu güzel amaç için bundan sonra da elimizden ne gelirse yapmaya hazır olacağız. Bu festivalin yapılmasına emeği geçen il dernek başkanlarımı yüksek müsaadenizle buraya almak istiyorum.